AK Parti Kütahya İl Başkanı Sabahattin Ceyhun, 3 Kasım 2002 tarihinin sadece AK Parti için değil, Türkiye ve mazlum milletler için bir milat ve yeni bir başlangıç olduğunu söyledi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Sabahattin Ceyhun, AK Parti iktidarının aziz milletimizin teveccühüyle kesintisiz bir şekilde 18 yıldır sürdürdüğünü ve bundan sonra da sürdüreceğini söyledi. AK Parti'nin 18 yıl önce bugün girdiği ilk seçimleri kazanarak iktidara geldiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti bizzat bu milletin ta kendisidir. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti bizzat bu milletin ta kendisidir. AK Parti bu ülkede her bir vatandaşımızın içinde kendi hayallerini, hedeflerini bulduğu, kendine yer bulabildiği, kendini evinde hissettiği dev bir çatıdır. 3 Kasım AK Parti iktidarı için değil, Türk demokrasisi için bir milattır, tarihi bir başlangıçtır dedi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Sabahattin Ceyhun, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti bizzat bu milletin ta kendisidir. AK Parti bu ülkede her bir vatandaşımızın içinde kendi hayallerini, hedeflerini bulduğu, kendine yer bulabildiği, kendini evinde hissettiği dev bir çatıdır. 3 Kasım AK Parti iktidar için değil, Türk demokrasisi için bir milattır. Tarihi bir başlangıçtır dedi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Sabahattin Ceyhun ayrıca şunları söyledi. Bildiğiniz gibi bugün milletimize hizmette 18. yıl. 3 Kasım tarihi sadece AK Parti için değil, ülkemiz için bir siyasi iktidarsızlığa, ekonomik buhrana, kötü gidişe dur demenin tarihi olarak adlandırabileceğimiz bir yıl. Yani şunu da diyebiliriz aslında, milletin iktidara gelişinin 18. yılı gibi bir sloganla da bunu değerlendirebiliriz arkadaşlar. Milletimiz geride bıraktığımız 18 yılda her zaman arkamızda durdu ve bizi iktidara taşıdı. Kütahya'mızda her seçimde AK Parti'ye en büyük desteği verdi ve bu desteği veren illerin başında yer aldı. İlk seçimlerde Türkiye'de en yüksek oy oranı ile verilen destek devam eden yıllarda daha da artarak devam etti. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz adeta şaha kalktı. Önceki dönemlerde hayal bile edilemeyen dev projeler bir bir hayata geçmeye başladı. Her alanda yapılan yatırımlarla ülkemizin adeta çehresi değişti. Geleceğe daha umutla ve güvenle bakabilmemizin önü açıldı. Ayrıca sadece ülke içinde değil, uluslararası arenada da kendine biçilen rolü reddeden bir Türkiye, kendine özgüveni olan bir Türkiye artık izlenmeye başlandı. Bölgesinde değil, dünyada da önemli bir güç haline geldi. Savunma sanayisini millileştiren, ana vatan ve mavi vatanla birlikte tüm enerji kaynaklarını arayan ve bulan ve dünya beşten büyüktür diyebilen bir Türkiye artık dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke haline gelmiştir. Bugünkü büyük ve güçlü Türkiye'nin temelleri ise bildiğiniz gibi 3 Kasım 2002 tarihinde atılmış ve bu tarih Türk siyasi hayatına bir mihenk taşı olarak kaydedilmiştir. 3 Kasım 2002 seçimleri ile iktidara gelişimizin 18. yılında daha büyük hedeflere yelken açtık. Geçip giden 18 yıl heyecanımızı azaltmadı. Aksine ilk günkü ruhla, coşkuyla, azim ve kararlılıkla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inandığımız yolda 2023 hedeflerine yürümeye devam ediyoruz. Bunu yaşatan aziz milletimize ve kıymetli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.